Merhaba millet, bugün Poco X3'ün bir açılımını yapacağız. Kutu açılımı ve incelemesini size bugün Poco X3'ü tanıtırken farklı bir lokasyonda, farklı bir mekanda çekim yapmak istedim. Aslında burası teras katım. İçeride teknik aksaklıklardan dolayı çekim yapamadım. Şimdi Poco X3'ümüzün kutu açılımına geçeceğiz. Kutu açılımına geçmeden önce böyle bir kutuyu size yakından göstereyim. Poco X3 aldık arkadaşıma. Güzel bir telefon. Birazdan bilgilendirmelerini, detaylarını paylaşacağım sizlerle ama şöyle kutu açmadan önce de birazcık keyfini sürmek istiyorum. Şimdi bu telefonu PUBG oynamak için alanlar veya gündelik işlerini halletmek için almak isteyen arkadaşlara öneriyorum. Birazdan neden önerdiğimi de söyleyeceğim. Şimdi kutu açılımına geçiyoruz. Şu diğerleri patlatmadan açalım. Bunu online sipariş ettik. Trendyol'dan geldi. Trendyol'dan geldiği için kutulamasını bayağı şey yapmışlar. Kargo poşetini sen çıkartmıştın. Var mıydı başka koruması? Yoktu başka. Oğlum bunu gavuru bantlar gibi bantlamışlar, yemin ediyorum. Aynen. Ama var ya, güzel bir şey çıkıyor gibi. X3 NFC. Kanalda ilk defa bu kadar pahalı bir şey tanıtıyorum galiba. Evet. Ve sürpriz yumurta gibi. Buna bakacağız. Telefonumuz çıktı. Şarj aleti. Şuna bayıldım, hızlı şarj aleti. Evet. İçerisinden kırılmaz cam mı geliyor? Sanırsam evet. Yok, bu bir şey değil herhalde. Bunu da ben açayım bari. Şöyle size de duyurayım. Ve bu da açıldı. Evet, telefonumuz bu şekilde. Şimdi buna birazdan bakacağız. Bu şurada kalsın. Kutumuzdan bir adet hızlı şarj çıkıyor. Bu 33 Watt mıydı? Öyle bir şey. Tam hatırlamıyorum. Bir de şarj girişimiz bulunuyor. Bunun ucunun adını da unuttum. Type-C miydi? Neyse. Şöyle göstereyim. Geniş uçlu Type-C olarak geçiyor. Güzel bir kablolaması var. Kablo kalitesini beğendim. Dışarıda böyle hani en kaliteli kablolar bile bunun yanına yanaşamaz diye düşünüyorum. Onun dışında kutu içeriğinden başka bir şey çıkmıyor. Keşke kutunun içerisinden bir kulaklık da çıksaydı. Bakayım şöyle bir daha. Yok, bir şey yok. Neyse, şurada kullanma kılavuzu vesaire var. Belki buradan bir kırılmaz cam çıkabilir mi diye düşünüyorum. Açıyorum şöyle. Ve kılıf çıktı, evet. Adamlar kılıfı da koymuş. Burada ne varmış bakıyoruz. Garanti belgesi ve kullanma kılavuzlarımız da burada arkadaşlar. Bunlara çok gerek yok. Bunları yana koyalım. Bir kılıfa bakacağım. Silikon bir kılıf. Evet, şeffaf silikon bir kılıf da çıkıyor. Yani dışarıda para vermenize gerek yok. Aslında sanırım bunların herhalde ilk piyasaya çıktıklarında kılıfları bulunmaz diye koyduklarını düşünüyorum ama bence öyle de olmayabilir. Şurada da hat çıkartma şeyimiz var. İğnemiz. Onu da bir çıkartabilirsem. Gördüğünüz gibi burada da hat çıkartma iğnemiz bulunuyor. Telefonumuz bizi güzel bir şekilde karşıladı. Bence çok heyecanlıyım şu anda açmak için. Birazdan bakalım o telefonu elimize aldığımızda ne gibi hissiyat verecek bize. İlk açılışı sizinle birlikte yapacağız. Şu anda bayağı güzel duruyor ya. Şöyle göstereyim yandan, yakından. Gördüğünüz gibi. O zaman ilk start tuşumuza basıyorum arkadaşlar. Bakalım neredeydi bunun start tuşu? Şura mıydı? Evet. Poco yazımız geldikten sonra Android zaten biliyorsunuz işletim sistemini. Birazdan bütün bilgilerinden bahsedeceğim. PUBG testi, fotoğraf testi ve video testleri videonun ilerleyen yerlerinde olacak. Kutu da güzel. Gerçekten kaliteli kutuya sahip. Yani kutulaması birçok telefona göre, birçok telefon kullandığımdan biliyorum. Güzel bir kutu yapmış adamlar. Helal olsun diyebiliriz. Ne diyelim? Evet, telefonumuzu size bu şekilde de göstereyim. Çok fazla bir parmak izi oluyor. Şu yakından gösterecek olursam. Zaten detay çekimlerini siz şu anda izliyor olacaksınız arkadaşlar ben konuşurken. Ben size bu esnada bilgilendirmesini paylaşayım. 4K'ya kadar video kayıt yapabiliyorsunuz. 1080p 30 fps, 1080p 60 fps ve 4K 30 fps arka kameradan kayıt yapabiliyorsunuz. Ön kameraya gelecek olursak, ön kameramız 30 fps, 1080p video çekimi yapabiliyor. Portre modumuz bulunuyor. Fotoğraf çekiminde, video çekimlerinde geniş açımız bulunuyor. Gene aynı şekilde arka kamerada geniş açıda fotoğraf çekimleri yapabiliyorsunuz. Telefonun RAM belleği 6 GB. Çift sim kartı destekliyor. 4.5G desteğimiz bulunuyor. Ve 5160 mAh'de bir bataryaya sahip. Bu da uzun süre sizi telefonunuzu şarja takmadan hem oyun oynayıp hem de ya da gündelik işlerinizi halledebilmeniz için fırsat fırsat sağlıyor. En önemli özelliğine geçmeden önce bir tane daha özellik söylemem gerekirse 720 karede 960 FPS ağır çekim yapabiliyor. Zaten şu anda size 960 FPS'teki ağır çekim modunu izletiyorum. Şu anda görmüş oluyorsunuz. Ve bir diğer özelliğimiz de 120 Hz tazeleme hızına sahip olan bu ekrana sahip bir telefonumuz. En büyük özelliklerinden bir tanesi 120 Hz'e tazeleme hızına sahip olması. Neden derseniz hem oyun anlamında hem gündelik işlerinizi yaparken kullanabileceğiniz tazeleme hızı sizin için çok önemli olacaktır. Birçok telefonda yok. 3000-3400 TL civarında olan bu Poco X3'ün yani bu özelliği sunması gerçekten güzel. Xiaomi'nin bir alt markası olarak Poco X3 bu fırsatı bizlere sunuyor ve 120 Hz tazeleme hızını şu anda size ben ne kadar videoda anlatmaya çalışsam da göstermeye çalışsam da pek fazla anlayamayacaksınız ama oyun oynadığınızda, hele ki PUBG oynadığınızda o renderlama hızı, o yenileme hızı, işte 120 Hz'i burada avantajını görmüş olacaksınız. Ben Note 10 Light kullanıyorum Samsung. Paraşütle atlarken tam iniş yaptığımda bakta kalır gibi 1-2 saniye takılma yaşıyorum ama Poco X3'te herhangi bir takılma yaşamadan, bu problemi yaşamadan kullanabileceksiniz. Şimdi oyun testimize geçiyoruz. Sonrasında fotoğraf testimize geçeceğiz. Sonrasında da video testimize geçeceğiz. O zaman hepsini sırasıyla izleyelim. Sonrasında tekrardan burada olacağım arkadaşlar. Şimdi PUBG testimize geçiyoruz. PUBG'yi hiç telefondan oynayamam ama sizler için bir PUBG'de donma kasma var mı? Herhangi bir problem yaşatır mı? Onu göstereceğim. PUBG'de bizi nasıl bir oyun performansı bekliyor onu bir görelim. Sonra görüşeceğiz. Şimdi hızlandırılmış bir şekilde buraları izliyor olabilirsiniz. Şu an rüzgarlı bir ortamda Poco X3'ün arka kamerası 1080p video performansını görüyorsunuz. Şu şekilde biraz da detayları net bir şekilde gösterecek olursak videosu bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şöyle biraz yakınlaştırayım sizler için. Evet, yakınlaştırdığımızda da bu şekilde bize görüntü kalitesi sunuyor. Şimdi ön kameraya geçeceğim. Bu da Poco X3'ümüzün ön kamerasının testi arkadaşlar. Şu anda telefonun sahibi kameranın önünde. Merhaba de istersen. Merhaba arkadaşlar. Bu şekilde ön kameramızı da görebiliyorsunuz güzel bir şekilde. Hatta ön kamerayla da şöyle detay çekimlerini göstereyim. Yani yakın çekimlerini yaparsak bu şekilde gözüküyor. Manzara da ön kameramızda bu şekilde arkadaşlar. Bütün testlerimizi sizlere göstermeye çalıştım elimden geldiği kadarıyla. Şimdi PUBG'de vakit kısıtlı olduğu için ambar aslında indirip orada çatışma esnasında gösterecektim ama ben videonun arka planında çatışmaya girdim. Onları tabii kaydedemedim çünkü bayağı bot olduğum için PUBG'de böyle uzun süre adam vurmadan değişik bir yere atlamışım ve çok sıkıntı yaşadım. Adam bulamadım, hatta bot bile çıkmadı karşıma. Hadi PUBG testinden benden 10 üzerinden 10 aldı. Neden derseniz bu fiyata bu performans gerçekten çok güzel bir fiyatlandırması ve çok güzel bir performansı bulunuyor. Tamamen fiyat performans ürünü. Onun dışında fotoğraf kalitesi çok güzel. Arka kameranın ve ön kameranın kaliteleri gerçekten benden aldı. Yapay zeka ile birleştirilmiş güzel bir örneklendirme olarak fotoğraflarımızı çekiyor ve kaliteli bir şekilde sunuyor. Arka kamera videomuz da çok güzel. Arka kamerayla mesela evinizde YouTube'a video çekiyorsunuz. çekiyorsanız ya da dışarıda ya da ofisinizde tamamen bir mikrofon bağlayıp arka kameradan da çekimler yapabilirsiniz. Ön kameramızda da vlog çekenler için 1080p 30 fps olduğu için titreşimi engelleyen yapay zeka bulunduğundan dolayı arka planda çok fazla titreşim olmadan vloglarınızı da ön kamerayla çekebilir. Arka kamerayla da diğer çekimlerinizi yapabilirsiniz. İsterseniz arka kamerayı vlog için de kullanabilirsiniz geniş açı olduğu için veya normal detay çekimleri yapacaksanız da telefonun arka kamerası sizin işinizi bir hayli görecektir. Şimdi biz bu telefonu Trendyol'dan aldık. 3499 muydu? 3400 TL mi neydi? Ben bu telefonu alırken hiç tereddüt etmedim. Çünkü araştırıp aldım ve araştırdığımda çok detaylı böyle hani teknik özellikler bulabildim. Aslında ben videolarımda biraz daha yorum katıyorum. Neden derseniz şimdi bu telefonu ben kullanırken güzel bir şekilde size nasıl bir hissiyat sağlayacağını anlatmaya çalışıyorum. Şimdi ben buna derim ki 1080p'de 50 fps çekiyor. Tabii ki de bunlara hani önem veren insanlar vardır ama genelde insanlarımız, daha doğrusu ben de dahil, şey alırken aksesuarın böyle görüntüsüne bakarım, performansına bakarım. Yani benim için detaylar çok fazla önemli değildir çünkü söylese de anlayamayacağım. Ama ben size hem detayları aktardım hem de performans olarak çok güzel, hızlı bir telefon. Donma kasma yaşamadan problemsiz bu telefonla 4-5 senenizi ilerletebilirsiniz. Telefonunuzda Instagram'a girdiğinde uyumluluk problemi yaşamadan, işte Instagram'da bir hikayeye tıkladığınızda donmadan hemen videosunu çekip anında kamerayı açıp direkt dışarıda bir şey yakaladığınızda o 1-2 saniyelik gecikme olmadan hemen kameranın açıldığında video modunu, kısa yola da ekleyebiliyorsunuz bunu, videoyu direkt veya fotoğrafı. Eklediğinizde problemsiz anında açılıyor, gecikmesiz. Benim söyleyebileceklerim bu kadar. Daha çok detaylı videolar çekmeye çalışırım sizlere Poco X3'ün daha ilerleyen zamanlarda kullandıktan sonra. Şimdi ilk defa kullanıyoruz. İlerleyen zamanlarda Poco X3'ün kullanım detaylarını da uzun olarak sizlere kullandıktan sonra aktaracağım. Videomuz bu kadardı. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.